Durun! Toynak kelepçesi... Kırılacak. Tamam. Yeter. Belli ki siz ponilerin başarılı ebeveynlik yapma konusunda önemli bir ders almanız gerekiyor. Ders almak mı? Bilirsiniz. Kusursuz ejderha ebeveynliği için güvenli sistemim yani. Birinci kural, onları güvende tut. Evet. İkinci kural, abur cubur yok. Spagetti yiyelim. Ve üçüncü kural, onları asla gözünüzün önünden ayırmayın. Dur, nereye gitti? Sparky! Tepende şerif. Biliyorum, bu bir testti. Ve sen geçtin. Dur bir saniye. Bu ejderha Alevin'e benziyordu. Eğer Sparky'nin ejderha Alevi ile ilgili bilgi toplayabilirsem... ...Opal'in sonunda bundan bahsetmeyi bırakır belki. Bana o ejderha Alevi'ni getir. Ejderha Alevi ile tüm zamanların en güçlü ateş kanatlı tek boynuzu olacağım. Ejderha... Alevi... Polis merkezi baştan toynağa gayet güvenli oldu. Bu kolay oldu. Oo, şu dolap kapaklarına emniyet kilitleri takmak gibi mi? Altı noktalı lazer tetikli alarm sistemi desek daha doğru olacak. Sonra keskin nesneler var. Onları her daim kilit altında tutuyoruz. Ve her daim izliyoruz. Ne kadar da kolaymış. Son olarak tüm sert ve sivri köşelere yastık bantlıyoruz. Bakın ortada hiç risk kalmadı. Vay canına. Opal'in o ejderha Alevi'ni istemesine şaşmamalı. Bu gerçekten kuvvetli. Şimdi yele sokağa abur cubura dayanma eğitimi pratiği yapmak için en iyi yer... ...Sparky'nin yapması gereken ay. Dediğim gibi, yapması gereken o. Bunu öğrenmesi gerekiyor. Bu öğrenme sürecinin tadı yaban mersini gibi. Hiç. Üçüncü kuralın ne olduğunu söylemiştin acaba? Asla gözünün önünden ayırmayacaksın. Nereye gitti? Sparky nerede? Onu bulmak zorundayız. İzzy, sen sahile bak. Zip, sen gökyüzündeki gözümüz ol. Sen iyi sen onu bulana kadar etrafta dolaş. Küçük bir yavru ejderhaya bile bakamıyorum. Sparky! Toynaklara şükür çok endişelendim. Denize düşmüş olabileceğini ya da turta malzemesi olduğunu ya da arılara yemek olduğunu sandım. Tavşan korna bak hiç. Tavşan korna bak hiç. İşte oldu. Üzgünüm poniler sadece. Tek istediğim harika bir ejderha babası olmak. Hiç. Sen zaten harika bir ejderha babasısın. Sparky ile nasıl ilgilendiğine baksana. Ama açıkçası bence birazcık rahatlaman gerekiyor. Sen ne haklı. Sparky yavru olabilir ama epey sağlam bir yapıya sahip. Sağ olun poniler ve haklısınız. Daha az kontrolcü olmam gerekiyor. Peki Sparky, bu kadar kontrolcü olduğum için... Sparky?